arkası yarın. Battal Gazi 19. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Kayıt montaj Mahmut Acar. Malatya Beyi'nin yiğit serdarı Hüseyin Gazi, Bizanslılar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilince, oğlu Battal Gazi, babasının yerine Malatya ordusuna serdar tayin edilir. Bizans'ta rüşvet ve ahlaksızlık diz boyudur. Halkla imparatorluğun ve kilisenin arası açıktır. Bu sırada halifenin Bizans üzerine bir ordu yolladığını öğrenen Battal Gazi, Malatya Beyi'nin emri üzerine düşman ordusunun hazırlıklarını yerinde görmek için Bizans'a gider ve orada Bizans ordusuna asker olarak yazılır. Bir gece yarısı Bizanslılar tarafından İslam ordusunun erzakı yakılarak imha edilince Battal Gazi devreye girer. Anadolu'ya geçerek burada köylülerden aldığı erzakı İslam ordusuna gönderir. Morali düzelen İslam ordusu Bizans'ı kuşatmayı sürdürürken kuşatma yüzünden Bizans açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Aylardır şehre erzak girmemektedir. Açlık sıkıntısı çeken halk, subaylar ve papazlar imparatora giderek İslam ordusuyla anlaşma yapmasını isterler. Bunun üzerine imparator gizlice Battal Gazi'yi Kız Kulesi'ne davet eder. Ve orada ona İslam ordusunun çekilmesi için ne gerekiyorsa vereceğini söyler. Söyle Battal Gazi, Emir Müslim'e ordusunu Bizans önünden çekmek için ne ister? Bu kadar fedakarlığı göze aldıktan sonra onun ordusunu Bizans'ın önünden çekmesine razı olacağını hiç sanmam. Ama bu sadece benim düşüncemdir. Siz bir elçi heyeti gönderin. Doğrudan doğruya kendisine başvursun. Belki bir sonuç alırsınız. Bizim adımıza sen bu teklifi yap Battal Gazi. İşi daha kestirmeden halletmek mümkün olur. Galiba beni kendi subaylarından biri gibi görüyorsun imparator. Keşke senin ayarında birkaç subayım olsaydı. Madem ki bana karşı bu derece açık ve samimi davrandın, ben de öyle davranayım. Şu anda Emir Müslüme'ye ne teklif edecek olsam şüpheyle karşılar, razı olmaz. Neden? Beni söyletme. Öyledir işte. Benim son yaptığım iş, yani Bizans'ın kapısını kırarak içeriye girmem olayından sonra Emir'le aram çok açıldı. Sebebini söylemek istemem. Bu yüzden aramız iyi değil. Peki ona bir elçi göndersem aklı yatar mı? Bunu da şüpheli bulurum. Velev ki yapacağın teklif onun için karlı görünsün. Emir nasıl bir teklif yaparsan bunu kabul eder? Bana öyle şeyler soruyorsunuz ki cevap bulmakta hakikaten aciz kalıyorum. Öyleyse şöyle sorayım. Sen kendini Emir'in yerine koy. Nasıl bir teklif seni tatmin ederdi? Mesela 2 ay önce olsaydı o zaman iş kolaydı. Bugün için bir defa donanmanızın uğramış olduğu zararın ödenmesini isterdim. Çünkü Emir de nihayet İslam halifesine karşı sorumlu. Ona Bizans'ın önünden neden çekildiğini sorar. İşin içinde belirli bir menfaat olmalı ki halife onu haklı bulabilsin. Ama bu bizim için çok ağır olur. Onun için de bu teklifi hiç yapmasanız daha iyi olur. Peki bu zararı ödemeye razı olursak? O zaman iş kolaylaşır. Emir Müslüme'nin bir de ahdi vardı. Ayasofya'da 2 rekat namaz kılmak ve orada beğeneceği bir eşyayı halifeye hediye etmek üzere almak. Bunu da peşin olarak kabul etmeniz gerekir. Patriğin bunda bir mahsur göreceğini sanmam. Sonra da İslam ordusunun deniz yoluyla Karadeniz'in bir limanına, mesela Samsun'a taşınması lazım. Ordu yayadır. Atlarımızın büyük bir kısmını kesip orduya yedirmek zorunda kaldığımızı saklayacak değilim. Bizim için bu da zor iş değil. Fakat sakın bu sözlerimle ümide falan kapılmayın. Bunlar sadece benim düşüncelerim. Emir Müslim'e belki de elçinizi dinlemek bile istemez. Peki onu sen ikna edebilirsin. Hiç sanmıyorum.
Ama siz yarın bir elçi gönderin isterseniz. Tabii münasip hediyelerle. İnsan hali bu, belli olmaz. Eğer bana danışacak olursa ben ona bu teklifleri kabul etmesini tavsiye ederim. Pekala, benimle açık açık konuştuğun için teşekkür ederim Battal Gazi. Bizans halkı da, ordusu da, ben de bu savaştan bıktık. Bu işin bir an önce sona ermesini istiyorum. Eğer emir Müslüme anlaşmaya yanaşmazsa hemen donanmaya emir vereceğim. Bunlar geleceğini umduğunuz yardımı önleyecektir. Bunu da iyi bilmelisiniz. Bize böyle bir yardımın gelmekte olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Yok böyle bir şey. Neyse, var ya da yok. Her şeyden önce bana güvenerek buraya geldiğin için teşekkür ederim sana. Dediğim gibi imparator. Sen yarın elçini Emir Müslüme'ye yolla. Hadi eyvallah. Gel minnetoğlu, işimiz bitti, gidiyoruz. Doğrusu senin bu kadar yaman olduğunu bilmiyordum Battal Gazi. Çok iyi konuştun. Bilmem ki. İşin en zor tarafı onları inandırabilmekti. Eğer yarına kadar kararlarından dönmeyecek olurlarsa kurtulduk demektir. Fakat sen de o kadar çok şey istedin ki. Eğer daha az isteseydim hemen şu yardım geliyor masalından şüphelenebilirlerdi. İşte o zaman bizi hiç kimse kurtaramazdı. Acaba bu iş selametle sona erecek mi? İnşallah erer. Ümidim çok fazla. Bir kumar oynadık senin anlayacağın. Yapacak başka bir şey de yoktu. Şimdi asıl küreklere de bu haberi bir an önce Emir Müslüme'ye verelim. Aa, Battal Gazi, neler söylüyorsun inanamıyorum. Bizans İmparatoru Leon böyle bir oyuna gelebilir mi? Hemen ümide kapılmamak gerekir Emir Müslüme. Hele bekleyelim. Allah elbette bizi acıyacak ve yardım edecektir. Sen yine de kimseye bir şey söyleme. Söylemem. Elçiler gelecek olursa sakın hemen kabul cevabını da verme. Düşüneceğini, istişare edeceğini söyle. Ağırdan al, daha ağır şartları ileri sür. Şunu bil ki ileri süreceğin şartlar ne derece ağır olursa başarı ihtimali de o kadar artar. Ya ama sen o kadar ağır şartları ileri sürmüşsün ki daha ağırı aklıma bile gelmiyor. Hatta bunları bile göze alamazlar diye korkuyorum. Sen ne diyorsam onu yap Emir. Emirim. Hı. 5 kişilik bir Bizans heyeti geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ey Allah'ım. Gelmişler Battal, gelmişler. Bu harika bir şey. İstediğimiz oluyor Emir. Aman bunlar beni görmesin. Ben arka taraftan çıkıyorum. Tamam. Sen hiçbir şey bilmiyormuş gibi davran. Tamam. Kendini mümkün olduğu kadar ağırdan sata. Merak etme. Merak etme. Dediğin gibi yapacağım. Allah yardımcın olsun ya Emir. Senin de Battal Gazi. Senin de. Bizanslıları huzuruma alın. Peki efendim. İşte haşmetli Bizans İmparatoru Leon'un size yaptığı barış teklifleri. Evet Emir Müslüme, ne diyorsunuz? Böyle şeylere hemen cevap verilmez Yaver Efendi. Öyle mi? Git imparatoruna söyle, düşünüp istişare yapacağım, kararımı daha sonra bildiririm. Pekala, öyle olsun. İşte böyle Battal Gazi. Senin anlattığın teklifleri yaptılar. Yanan donanmamızı tazmin edeceklerini, Samsun'a gitmek için gemiler vereceklerini ve Ayasofya'da namaz kılmamızı teklif ettiler. O anda peki diyecektim ama sonradan senin sözlerin geldi aklıma. Düşünüp istişare ettikten sonra kararımı bildireceğim dedim. İyi etmişsin. Tekliflerini olumlu karşıladığına göre yarın bir heyet gönderip kabul ettiğini bildir. Tamam. Sonraki günde mübarek cuma. O gün Ayasofya'da hep birlikte namazımızı eda ederiz. İsabet olur ya Emir Müslüme. Duydunuz mu? İslam orduları çekip gidecekmiş. İmparator Leon'un barış anlaşmalarını kabul etmiş. Evet. Bugün de Ayasofya'da namaz kılacaklarmış. Ne? Nasıl olur da Leon böyle bir şeyi kabul eder? Ayasofya bizlerin, Hristiyanlarındır. Evet ama İslam ordusu komutanı böyle bir şart koymuş. İmparator da bir an evvel çekip gitsinler diye kabul etmek zorunda kalmış. Boş verin. Önemli olan barıştır. Savaşarak bir dilim ekmeğe muhtaç olup açlıktan öleceğimize
Barış yaparak istediklerini veririz ama yiyeceksiz kalmayız. Çabuk, çabuk Ayasofya'nın oraya gidelim. İslam ordusu komutanı ile birlikte Battal Gazi denilen şu meşhur Türk de oraya namaza gelecekmiş. Ay o kahramanı öyle merak ediyorum ki. Onun hakkında pek çok şey söyleniyor. Acaba gerçekten yakışıklı mı? Sesleri, neler oluyor? Bu ne böyle? Bu okunan da nedir? Korkmayın, okunan şey ezandır. Ha? Ezan mı? O da nedir? Müslümanları ibadete çağıran bir şey. Bizi kiliseye çağıran çan gibi. Ama Bizans'ta cami yok ki. Okunan ezan kimi neredeki ibadete davet ediyor? Bugün cuma. Müslümanların en mübarek günüdür. İslam ordusu komutanı Battal Gazi ve yüksek rütbeli subaylar Ayasofya'da namaz kılacaklar. Ezanı da Müslümanlardan birisi orada okuyor. Ve İslam orduları komutanı Emir Müslüme ile yiğitler yiğidi Battal Gazi Ayasofya'da yan yana mübarek cuma namazlarını eda ettiler. Emir Müslüme anlaşma gereği Ayasofya'da mihrapta bulunan kandillerden birini halifeye hediye etmek üzere aldı. Ve sonra da geldikleri gibi şehirden çıktılar. Ertesi günü de kendilerini Samsun'a götürecek olan gemilere bindiler. Yiğit Battal Gazi, Allah senden razı olsun. Sayende hem tehlikesiz hem de kazançlı bir geri çekiliş yapıyoruz. Sen olmasan bütün İslam ordusu belki de Bizans önünde telef olacaktı. Artık ayrılma zamanı geldi Emir Müslüme. Ayrılmak mı? Ne demek istiyorsun Battal Gazi? Ayrılıp da nereye gideceksin? Seninle işbirliğimiz sadece Bizans içindi. Öyle sana mi? Orduyu felaketten kurtarıncaya kadar yanında kalacağımı söylemiştim. Ve Allah'ın yardımıyla bu işten yüzümüzün akıyla sıyrıldık. Doğru. Hı. Şimdi sen halifeden aldığın emirle ora sana gidiyorsun. Ben de kendi yoluma gideceğim. Bu kararını değiştiremez misin? Bizimle gelmez misin? Gelemem ya Emir. Niye? Zaten ben adamlarımı toplu olarak başka küçük bir gemiye bindirmiştim. İşte onlar kıyıya yaklaşıyorlar. Ben de bir kayaya atlayıp onlara katılacağım. Atım da orada. Peki sen ne yapacaksın? Söyleyeyim. Söyle. En kısa yoldan Malatya'ya gideceğim. Öyle mi? Aha. Adamlarımı da serbest bırakacağım. İsterim beni yanıltmaz. Beni Malatya'ya çeken anlaşılmaz bir kuvvet var. Nedir? Orada olağanüstü bir takım olaylar geçmiş olmalı. Seni yolundan alıkoyamayacağımı anlıyorum. Soruyorum, cevap da vermiyorsun. O kadar büyük işler yaptın ki söyleyecek tek bir söz bulamıyorum Battal. Sağ olasın. Teşekkür ve minnet kelimeleri sana karşı beslediğim hisleri ifade eden öylesine aciz ki. İşte evimize geldik Akşar. Tam bir yıldan fazladır ne anamı, ne uşağımı Stevabil'i, ne eşim Zeynep'i, ne de çocuklarımı görmedim. Hepsi de buram buram burnumda tütüyorlar. Anne! Stevabil! Zeynep! Allah Allah, kapıyı açan yok. Nereye gitmiş olabilir bunlar? Kimi aradı evlat? Ben Battal'ım baba. Bizimkilerin nerede olduğunu biliyor musun? Oo, hoş geldin evlat. Kazan mübarek olsun. Sağ ol baba. Bizimkiler şehre mi göç ettiler? Daha uzaklara oğul, daha uzaklara. Uzaklara demekle ne demek istersin baba? Allah'ını seversen doğru söyle. Anne say gittikten 3 ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu Battal Gazi. Ne? Annem öldü mü? Peki ya karım? Onu da geçen yıl Malatya'yı kasıp kavuran veba illeti götürdü. Aman Allah'ım, Zeynep'im. O da öldü. Allah'ım. Peki ya uşağımız Tevabil? Ona ne oldu? O zavallıcık da kahrından öldü. Olamaz. Peki çocuklarım? Onlar iyi. Malatya Beyi Ömer Bey'in yanındalar.
Ya Rabbi sabır ver bana. Beni senin kaderine sabredicilerden eyle ya Rabbi. Hayattan sevdiğim hiç varlığımda yok. Memleketime, evime hasretle döndüğümde bunları gördüm. Sabır ver Allah'ım, sabır ver. Sana böyle talihsiz haberleri vermek ne yazık ki bana kısmet oldu yiğidim. Duyduğun acının ne büyük olduğunu anlıyorum. Ama ne yapılabilir ki? Demek oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın emri fermanı böyleymiş. Sabretmekten başka elimizden bir şey gelmez. Sabredersek kazanan biz oluruz yiğidim. Haklısın baba. Sabretmekten başka yolumuz yok. Git. Hadi git çocuklarla gör. Hasretini onlar da gider evlat. Bizans önündeki yiğitliklerin halkın dilinde Battal Gazi. Seninle iftar ediyorum. Sağ ol beyim. Çocuklarıma sahip çıktığın için sana teşekkür ederim. Keşke yalnız çocuklarına değil de ailene de sahip çıkabilseydim. Sen benim serdarımsın. Ordumun komutanısın. Ama öyle şeyler var ki ne bey ne padişah olmak onlara engel olmaya yetmiyor. Takdir ilahi işte. Biliyorum beyim. Ne yapayım, Allah rahmet eylesin. İnşallah mekanları cennet olur. Amin. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Battal? Bilmiyorum beyim. Sevdiklerime böyle yitik bulacağımı hiç hesaplamadığım için öyle şaşkınım, öyle üzgünüm ki ne yapacağımı bilemiyorum. Haklısın Battal Gazi. Başına gelenler kolay şeyler değil. Git biraz dinlen. Kendine gelince de gel ordunun başına geç. Çocuklarım burada kalabilir. Onlara çok iyi bakılıyor. Sağ ol beyim. Allah senden razı olsun. Ayıplama beni Akşar. Ne yapayım? Bazen erkekler dağlar. Karım tevabil. En sevdiğim üç varlık. Şimdi yoklar. Yapayalnız kaldım Akşar. İnsanın sevdiklerini kaybetmesi kötü. Ama ne yaparsın? Canı veren de alan da Yüce Allah. İlahi tecelli karşısında sabırdan başka elimden bir şey gelmez. Artık bundan sonrasını düşünmem gerekiyor. Verdiğin bu kararı iyi düşündün mü Battal Gazi? Düşündüm beyim. Sevdiklerimi yitirdikten sonra artık burada duramam. Hep aklıma onlar geliyor. Ben onları hatırladıkça acı çekiyorum. Sevdiklerimin hatırasıyla dolu bu yerlerde daha fazla duramam beyim. Peki ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nereye olursa oraya. Duydum ki Bizans İmparatoru Leon kandırıldığını anlamış ve bunun intikamını almak için Anadolu'ya yeni kuvvetler göndermeye başlamış. Biliyorum. Bunun için de güvendiği komutanlar başkanlığında Anadolu'ya çok sayıda birlik göndermiş. Bunlara verilen emir İslam sınırlarına doğru akmak, rastladıkları İslam kalelerini almak, İslam birlikleriyle çarpışarak bunları elden geldiği kadar ileriye doğru sürmekmiş. Kafir kafirliğini yapacak beyim. Onların amacı yakıp yıkmak, sadist ruhlarını tatmin etmek ama bunu başaramayacaklar. Madem o Anadolu'ya geliyor, ben de Anadolu'ya ona gideyim. Münasiptir beyim. Bence de münasiptir yiğidim. Git. Tıpkı rahmetli baban gibisin. O da cihat için can atardı. Bilirim, gözünü daldan budaktan yesirgemezsin ama yiğide yiğit arkadaş gerek. Arkadaşsız gitme küffara karşı. Gönüllü mücahitler al yanına. Alacağım efendim. Yiğitler hep can atıyor sefere. Bizans ordusunu oyalarken siz de bu arada halifeden yardım isteyin. Kuvvetli bir ordu hazırlayarak buraya göndersin. Ne olursa olsun Bizans orduları benim cesedimi çiğnemeden Malatya'ya yaklaşamaz. Beyim. Buyur Mahmut. Şimdi haber aldık beyim. Bir Bizans birliği Keşiş Kalesi'ni ele geçirip kaledeki bütün Türk ve Müslümanları dışarı atmıştı. Keşiş Kalesi'ni mi? Vay bre! Bizanslılar Anadolu'ya bu kadar tez vakitte geleceklerini tahmin etmemiştim. Keşiş Kalesi Afyon yakınlarında olacaktı beyim. Evet. Oradan Anadolu içlerine geçiliyor. Battal Gazi, bu tam senlik bir iş. Ne yapıp edip Bizanslıları o kaleden dışarı atmalısın. Baş üstüne beyim. Keşiş Kalesi küçük bir kale olmakla birlikte Anadolu'ya açılan geçidin başındadır. O kale Bizanslıların elinde kalacak olursa bütün Bizans ordusu oradan Anadolu'ya geçerek Türklerin ve Müslümanların elindeki bütün şehirleri istila edebilirler. Merak buyurma beyim.
Keşiş Kalesi'ni Allah-u Teala'nın izniyle bayrağımızı çekerim. Gönlünü ferah tut. Evliyanın ruhaniyeti sizlerle olsun yiğidim. Ben de bu arada hemen halifeye tehlikeyi haber vereceğim. Kısa zamanda büyük bir ordu hazırlayıp buraya göndersin. Battal Gazi adlı oyunumuzun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.